Adil Öksüz meselesi Mete Yarar. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ve ondan sonra başlayan süreç kimilerine göre Adil Öksüz yakalanmış bile olabilir. Adil Öksüz nerede Mete Yarar? Yani Avrupa'da olduğu biliniyor. Çünkü daha sonraki konuşmalarda da devamlı yer değiştirdiği konusu konuşuluyor. Şöyle, Türkiye tespit ediyor şahsın yerini. Hı hı. Oranın istihbarat birimlerine bildiriyor. Şurada kalıyor. Kullandığı araç budur diyor. Anında başka bir yere gidiyor. Başka bir ülkeye geçiyor. O ülkeden çıkıp, örnek vereyim, Almanya'da diye bilgisi veriliyor. Arkasından Belçika'ya geçiyor. Belçika'da nerede olduğu tespit ediliyor. Başka bir bölgeye gidiyor. Aslında söylemeye çalışan Türkiye'nin şeyi şu. En iyi korumaya çalıştığınız adam Adil Öksüz. Ama onun bile yerini dibindeyken takip edebiliyoruz. Bu yalnızca FETÖ'ye verilmiş olan bir şey değil bu. Mesaj yani. Değil. Hmm. Bu onu korumaya çalışanlara ve onunla bağlantı kuranların da aslında takip altında olduğunun da bir göstergesi. Yani birkaç tane mesajı barındırıyor. İlgili istihbarat birimlerine, ilgili kişileri ve onunla irtibat kurmaya çalışan kişilere de bir mesaj bu. Adam ne yapıyorsa biz biliyoruz diyorlar. Siz teröristlerle bugün irtibatta kurursunuz ama bunların hepsini belgeliyoruz. Bu bizim elimizde. Mesajı bu. Normalde çünkü böyle bir kelimeyi İçişleri Bakanı kullanabilir. Ama İçişleri Bakanı özellikle Süleyman Soylu gibi işini iyi yapan bakanlardan birisi bunu sıradan bir kelime olarak söylemez. Çünkü hatırla, bundan bir hafta önce çok büyük, önemli bir operasyon gerçekleştiriyoruz FETÖ'ye dedi, hatırlarsan. Bir hafta sonra ne olduğu ortaya çıktı. Bugüne kadar hiç tespit edememiş 25 bin yeni Baylok kullanıcısı ortaya çıktı. Bir hafta önce söyledi evet, mesajını. Yani... Gizlinin de gizlisi Baylok kullanıcılara çıktı. Kriptonun kriptosu. Aynen. Şimdi onu söylemeye çalışıyorum. Yani Süleyman Soylu bugüne kadar ne söylediyse bir hafta sonra biz gördük. İşte SİHA'larla ilgili çok önemli bir gelişme yaşıyoruz dedi hatırlarsan. Arkasından örgüte yönelik çok önemli açıklama şeyler bekliyoruz dedi. Biliyorsun önemli örgüt üyeleri, teröristler teker teker SİHA'larla ve İHA'larla etkisiz hale getirildiler. Evet. Yani söylediğinin altı dolu olmayan bugüne kadar bir kelime kullanmadı. Buradan mesajlar bir kez daha söylüyorum. Korumaya çalışan kişilerle ilgili bir de başka bir şey daha var. Biz Adil Öksüz'ü 15 Temmuz'un bir numarası olarak veya iki numarası olarak görüyoruz. İşte bir numarada FETÖ'yü görüyoruz. Ama onun dışındakileri iki numaraya tutturuyoruz. Ama örgütün yalnızca 15 Temmuz bağlantısı yok ki. Onların kendi içerisinde bir sürü bağlantıları var. Hmm. Bu 15 Temmuz'a bağlantılı olmayan ama FETÖ'yle bağlantılı olanların da aslında takip altında olduğunun da bir göstergesi. Hmm. Örgütün başka şeylerle görevli olan, atıyorum Adil mali Öksüz, durumuyla. Adil Öksüz'den çok daha üstte olan insanlar var bu örgütün içerisinde. Adil Öksüz, TSK imamı. Evet. TSK imamı. Ondan daha yukarıda olanlar var. Mesela sözde Türkiye imamı var. İşte adam yakalandı sözde Türkiye imamı biliyorsun. Bir tanesi evet yakalandı. Daha Türkiye'ye girerken yakalandı. Ailesiyle gelirken yakalandı. Ve bugün itibariyle hatta geçen hafta çok önemli bir operasyon icra edildi. Ve bunu Alman polisiyle beraber yaptı Türkiye. Türkiye'ye kaçak yollarla gönderilen yaklaşık 600 milyon dolar civarındaki bir para tespit edildi ve onlarla ilgili olan kişiler yakalandı. Yani Türkiye yalnızca FETÖ ile mücadele ederken 15 Temmuz sorgusu üzerinden gitmiyor ki. FETÖ'nün bütün yapılanmasını çözüyor. Bugün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elindeki bilgiler 15 Temmuz öncesine göre işte atıyorum 10 sayfa diye nitelendireceğimiz bir şeyse bugün herhalde dosyalar yetmiyordur. Evet. O çözülme örgütün kendisinin hiç ortaya çıkmadığını düşündüğü şahıslara yönelik de yapılabilir. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye Adil Öksüz'den daha üst seviyede örgüt mensuplarının yakalanıp getirmeyeceğinin kimdir şeyi? Var mıdır böyle bir şey? Aslında bir öngörüde de bulunuyorsun Mete Yarar. Ya diyorum ya Türkiye
Yalnızca 15 Temmuz'un peşinde değil. Türkiye FETÖ'nün peşinde. FETÖ'nün peşinde olduğu için de hedefinde o geceye katılanların dışındakiler de Türkiye'nin takibi altında. Biz hep Adil Öksüz'e yoğunlaştık. Adil Öksüz talimat alan birisi. Talimat veren kim? O talimat veren sorusunu hiç konuşmadık. O talimat yalnızca örgütün lideri değil, onun altındaki bazı bağlantılarla da ilgili var. Başka bir şey daha söyleyeyim sana. Türkiye'deki darbe girişimi dahil olmak üzere Filistin liderin Kaddafi'nin diyorum, Yasir Arafat'ın ölümü dahil olmak üzere ismi geçen bir şahıs vardır bilirsin. Filistin kökenli. Evet. Onunla ilgili ilk defa kırmızı bülten çıkartıldı. Türkiye artık 15 Temmuz ve Türkiye ile ilgili plan yapan etki ajanları, istihbarat elemanları, bunları planlayanlar dahil olmak üzere bir ekip olarak görüp o ekibe doğru yönelmiş durumda. Yoksa Adil Öksüz gibi okumayı, Kemal Batmaz da yakalandı mesela. Tutup ben o yüzden söylüyorum. Ondan daha önemli bir hedefe yöneldi Türkiye aslında. Yani Adil Öksüz'ün bile daha önemsiz kalabileceği bazı hedeflere yöneldi. O söylediğim şahıs ki ben onu oyunun sonu kitabında çok ayrıntılı yazdım o şeyi. Oradaki detayları. Önümüzdeki dönem bence bunları göreceğiz. Adil Öksüz'e bu mesaj Adil Öksüz'e değil. Türkiye bazı mesajları olduğu yerlerde ve doğru zamanlarda ver. Örnek vereyim. Erbil'de konsolosluk görevlisinin şehadetinden sonra 48 saat içerisinde PKK'nın kendisini kurtarılmış alan ilan etmiş olduğu bölgede hepsini yakaladı. Ya etkisiz hale getirdi ya da yakaladı. Düşünebiliyor musun? 48 saat içerisinde olayı planlayanlar, emir verenler, yapanlar dahil olmak üzere hepsini yakaladı. 48 saat içerisinde. Laskiye'de Reyhanlı bombacısını istihbarat örgütünün dibinden getirdi Türkiye. En son Zeytin Dalı harekatı sırasında iki askerimizin naaşını kaçıranlar hala peşini bırakmıyor. Bir grubunu yakalamıştı. Evet. Onlara elini dokunanları peşinden koşturuyor. Devlet böyle mesaj verir. Bak devlet böyledir. Devlet büyüklüğünü böyle gösterir. Askerine dokunanı bile yakar. Kendisine dokunanı yakar. Budur devleti devlet yapan. Yurt dışında. Devletin güvenliğini sınırın içinde karamaya kalkarsan asla koruyamazsın. O parmak sallayanları yurt dışında yakalayamadığın müddetçe sen ülke içerisinde emniyette olamazsın. Çünkü ona emir verecek her zaman bir adam bulunacaktır. Ona para kaynağı aktaracak olan birisi bulunacaktır. Sen ona ulaştığında maşaların hiçbirinin buna girme şansı olmayacaktır. Çünkü emir veren olmayacaktır. Dikkat et, Türkiye'nin kırmızı bülten çıkarttıkları daha önce adının bile söylenmesi zor olan operasyonlardı. Ben Adil Öksüz'ün olayından daha büyük olayların Türkiye'nin çerçevesi içinde olduğunu düşünüyorum. Belki de Türkiye başka, FETÖ'yle mücadelede başka bir evreye geçti artık. İkinci aşamaya geçti. Bir şey olacak. Türkiye 15 Temmuz'un, yalnızca 15 Temmuz'un peşinde değil. Bu komploları, bunları planlayıcısının peşinde. Asıl odaklanmamız ve belki önümüzdeki dönemde getirildiğinde hepimiz vay be diyebileceğimiz yere oraya bakalım. Adil Öksüz, gerçekten söylüyorum, TSK imamıdır. Bunu şey için küçültmek için söylemiyorum Adil Öksüz'ün pozisyonunu. Biz 15 Temmuz'da ilgili bilmediğimiz çok fazla bir şey kalmadı. Çünkü onun iki numarası da oradaydı. Yani oradaki imamlar yakalandı. Tabii Kemal Batmaz mesela. Adil Öksüz'le beraber. Onunla beraber gidip Pensilvanya'ya gidip emir alan, planlamada birinci derecede bütün toplantılara katılan şahıs oydu. Türkiye'nin elinde zaten. Evet. Adil Öksüz'ün üstünde Türkiye bir Milli İstihbarat Teşkilatı dahil olmak üzere, bütün birimler dahil olmak üzere çok daha büyük bir çerçevede bakıyor. Bazen şeye takılıyoruz. 15 Temmuz'da FETÖ'yle gerçekten mücadele ediliyor mu sorusunun cevabını bazen Türkiye'de yaşanan küçük olayların üzerinden moral bozukluğuyla gidebiliyoruz. Arkadaş, iki tane hata yapabilirsin ama 25 bin kişiyi daha ortaya çıkartıyorsun. Bunu küçümseyemezsin. İnanılmaz. Tamam mı? Yurt dışındaki başka bir adamın peşindesin. Bunlar
önümüzdeki dönemde yaşandığında FETÖ'yle mücadelenin gerçekten aksatıp aksatılmadığında bir çerçevesi olacak. Bu söylediklerimin hiçbiri, demin koyduğum mavi vatanlar, onlar bunlar, bunlardan bağımsız değerlendirme. Hepsi yani birbirine Türkiye, entegre. Türkiye parmak sallayan, plan yapanların peşine düşmediği müddetçe biz rahat edemeyeceğiz. Düşünün, yıllarca Ermeni katliamı, düzeltiyorum, Ermeni örgütünün, Asala'nın kaç yıl bizim devlet büyüklerimizi ve şeyleri şehit etmişti? Hatırla. Evet. Kaç yıl? Kaç yıl? Ondan sonra 1980'den sonra net olarak bir tavırla yok ettin. Asala bitirdi. Bugün de geldiğimiz nokta, eğer bitirmek istiyorsan, emiri vereni bulamazsan bu devam eder.